Tarih Kurum Başkanlığı'nın döneminde Bonn Büyükelçilik binamız biliyorsunuz Berlin'e taşınmıştı elçilik. Haliyle binamız serbest kalmıştı, boş kalmıştı. Ben orada Türkiye Avrupa Tarihi Araştırmaları Enstitüsü kurmak istedim. Ve o zaman Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'dü. Onay da verdi. Gittim, görüştüm. Aman ne oldu? Türk Tarih Kurumu'nun orada bir enstitü açma konusunda kanunen bir şeyi yoktu. Yetkisi yoktu. Kanunda bunun yeri yoktu. Dışarıda bir yer açma yetkisi yoktu. Ama paramız vardı. Yani devlet bütçesinden değil, Atatürk'ün İş Bankası'ndan gelen paramız vardı. Hiç sıkıntımız da yoktu mali yönden. Ama başaramadık. Neden? Kanunda değişiklik yapılmadı. Şimdi zaten yapılacak durumda değil. İyice bozulmuş durumda. Diğer taraftan mesela biz Viyana'da Viyana Armanian Turkish Platform diye bir kuruluş başında Viyana Üniversitesi'nden Profesör Bil diye bir kişi vardı. Bunun aracılığıyla Viyana'ya davet edildim. Ermeni Diaspora Tarih Enstitüsü, Tarih Enstitüsü ile ve Soru Kırım Enstitüsü başkanları da geldiler. Oturduk, konuştuk. Dedik ki 100'er belge karşılıklı verelim birbirimize. 2005 yılı karşılıklı verelim birbirimize ve bu belgeleri değerlendirelim. Sonra 80'er belge daha verelim. Karşılıklı tartışalım bu konuları. Sonuçta ne oldu? Yapamadık. Çünkü Ermeniler vazgeçtiler. Biz 100 belgeyi verdikten sonra okuyamıyoruz. Yok Yusuf Alaçoğlu olursa soykırımı kabul etmezse onunla masaya oturmayız gibi ifadeler kullandılar. Şimdi kısa anlatıyorum. Sonuçta katılmadılar. Ama Profesör Bil aslında Ermenilere daha yakın bir kişi olmasına rağmen adam bilim adamlığını gösterdi. Ermeniler dedi gerçekten dedi bu konuda çok şeyler dedi agresif davranıyorlar. Ve bizim verdiğimiz 100 belgeyle Ermenilerin verdiği 100 belgeyi Ermenilerin masadan kaçtıkları şeklinde de yayınladı. Şimdi bununla da yetinmiyor. Mesela görevden alınmama da sebep oldu zaten o Tarih Kurum Başkanlığı'ndan. 2008 yılında Haziran ayında Oslo'da diaspora bir toplantı yaptı. Bu toplantıya işte iki tarih kurumundan da kişi istedi. Ben ve Kemal Çiçek arkadaşlarımız geleceğimizi söyledik. Beni kabul etmediler. İnan Çatırgan diye Avusturya'da bir arkadaş vardı. Onunla ikisini gönderdim. O sırada da şöyle bir teklifte bulundum. Boston'daki dedim taşnak arşivlerini açın size dedim 20 milyon dolar vereceğim dedim. Şimdi bunu söyleyince orada tartışmalar olmuş. Ertesi hafta beni aradı diasporadan Garo Mumcihan ismiyle bir kişi yönetim kurulundan. Dedi ki Eylül ayında bir yuvarlak masa toplantısı yapsak basın olmadan kabul eder misiniz dedi. Ben dedim ki ailenizle birlikte gelin misafirim olun dedim. Kabul ettiler. Şimdi ama ben görevden alındım bundan sonra çünkü Ermeni açılımı vardı. Bundan dolayı da oturup masada bu işi halledecektik aslında 20 milyon dolara. Fakat böyle bir durumla da karşılaştık. Mesele şu aslında İpek Hanım. Buyurun. Mesele bilimsel değil, siyasi. Dolayısıyla bilimsel çalışmayı biz bütün arşivleri araştırarak yine mesela tanıtma fonundan Devlet Bahçeli Bey o zaman başbakan yardımcısıydı. 280 bin lira gibi bir paraya ihtiyacımız vardı. Bu para tahsis edildi. Bütün dünya arşivlerini araştırdık ve 100 bin sayfadan fazla belge topladık Ermeniler konusunda. Bütün dünya arşivlerinden ama. Yani Amerika'dan, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Rusya, İran hepsinden topladık. Ve ondan sonra bir de kitap da yazdık hatta. Ve bu kitapta şöyleydi ismi, Sürgün ve Göç ismini taşıyordu. Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı. Ve hemen Amerikan Büyükelçiliği'nden 28 adet aldırdılar bu kitaptan. Ve buradaki CIA Başkanı benimle görüşmek istedi. Görüştük ve sonuçta şunu söyledi bana. Yusuf Bey bu belgeleri nereden aldınız? Biz o belgeleri aslında Amerikan arşivlerinden almıştık. Fakat Ermeni konusunda diye araştırmaya gitmedik. O Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu diye gittik ve belgelerin kopyasını getirdik. Şimdi bana aynen şunu söyledi. Siz bu kitapla dedi Ermenistan'la Türkiye arasındaki uçurumu derinleştirdiniz dedi. Şimdi ne olacak dedi. Dedim ki soykırım iddiasında bulunan biz değiliz. Soykırım iddiasında bulunanlara gidip söyleyin. Biz kendimizi savunuyoruz dedim. Aslında bütün mesele şuydu.
Mehmet Ali Birant'ın 32. gün programında şunu söylemişti. Birleşmiş Milletler'e başvuralım. Tarihçiler Komisyonu kurulsun. Bu Birleşmiş Milletler yerine Ermenistan'a dönüştü maalesef. Aslında Birleşmiş Milletler'e başvursaydık tarihimizi yüzleşmek istiyoruz. Buyurun hep beraber araştıralım. Bütün arşivler önümüzde açılsın diyebilecek durumdaydık. Yani elimizde bütün onların belgeleri vardı. Ama maalesef bu Ermenistan'a bu çağrı yapıldı ve kimse kabul etmedi. Etmeyeceği de kesindi. Belliydi zaten. Evet. Burada aslında yapılacak şey şuydu. Elde ettiğimiz verileri siyasi otorite alacak ve siyaseten bunu dünya kamuoyunda paylaşacak ve kullanacaktı. İşte kardeşim alın, eğer soykırımı kabul etmemizi istiyorsanız tamam siz parlamentomuzda kabul etmişsiniz. O zaman bize bunu gösterin, ispatlayın biz de kabul edelim. Bu açıklıkla olabilirdi. Bunu söylemiş olsalardı bile hiçbirisinin gelmeyeceğini ve buna yanaşmayacağını görecektik. Şimdi Sayın Amerikan Başkanı Biden soykırım var diyor. Hangi mahkeme kararına dayanıyor? Hangi belgeye dayanıyor? Kendi arşiv belgeleri tam tersini söylüyor. Eğer Osmanlı ordusu olmasaydı diyor, işte şunlar tamamen katledilecekti diyor. Arap urban şeyleri diyor. İşte şimdi, tam olarak sorduğum da bu. Yani elinde hiçbir kanıt yokken bunu bu kadar rahat söylemesinin sebebi aslında bizim buna izin veriyor olmamız mı? Ya şimdi İpek Hanım burada, ben o zaman da söz konusu etmiştim bir televizyonda. Biden'ı nefret suçlamasıyla dedim, mahkemeye verelim dedim Türkiye olarak. Hı hı. Çünkü durup dururken iki toplumu birbirine düşman hale getiriyor. Nefret suçudur bu doğrudan doğruya. Ancak Amerika'dan bir avukatlık bürosu beni aradı. Dedi ki Amerika'da başkanları nefret suçlamasıyla suçlayamazsınız. Ancak şunu yapabilirsiniz dedi. Bizim tehcir dediğimiz sevki iskan kanununa imza atanların varisleri eğer Biden'ı hakkında bir mahkeme kararı olmadan bizleri suçlu duruma düşürüyor diye tazminat davası açabilirler ve kazanabilirler dedi. Bunu söyledim ama onu da yapmadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef. Anladım. Yani onlara destek verip bunu yaptırılabilirdi. Peki. Sayın Alaçoğlu. O kadar çok boş işlerle uğraştık ki bu konularda. Şimdi tabii ki Atatürk gibi bizim ülkemizin kurucusu, banisi olan bir kişiyle ilgili hazırlanan bir filmin Ermeni lobisince engellenmesi sadece Ermenilerin bakın değil bu. Onu da söyleyeyim tekrar size. Ellerinden gelse bütün o devletler buna ona zaten gönüllü olarak bunu istiyorlar. Çünkü 100 yıl geçmiş Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren kendisinin vefatını düşünün 38'den günümüze diye düşünecek olursanız yani 65 sene geçmiş vefatında hala korkuyorlar adamdan yani. Şimdi o duruma düşmüş durumda dünya. Niye? Çünkü Atatürk Türkiye'yi birleştirici bir unsurdur hala. Hala modern Türkiye'nin temellerini atan insandır. Eğer siz bunu bu şuuru vermezseniz gençlerinize tabii ki başarıya ulaşamazsınız. Evet. Sayın Alaçoğlu biliyorum çok kısa vaktiniz vardı ama belki biraz daha bizimle olmak istersiniz. Ne dersiniz? Ben müsaadenizi alayım. Peki tamam. Arkadaşlarımız da bana bir şey sormak isterseniz hemen kısa cevaplayabilirim. Peki. Var mı Sayın Alaçoğlu'na sorunuz? Peki değerlendirmelerle devam edelim o zaman. Ben çok iyi yayınlar diliyorum çok bütün arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O kısıtlı vaktinizi bize ayırdığınız için. Sağ olun. Var olasınız. Çok teşekkürler.